İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar. Anacığım yanına geldim. Çekim alayım da dedim eve gideceğim. Saat oldu 6. Ben zaten Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyidirsiniz. Allah'ım sizi gadalardan, belalardan saklasın. Allah cemi cümlemizde. Biz de hep iyiyiz de. Çoluğuzu çocuğuzu da. Allah beyinle bir yastıkta kocasın. Ramazanımız da geldi çok şükür. Şimdi bir de rey var bu arada. İşte ne yapacaksın? Gidebilsem giderim. Gidemezsem ne yapayım? Besbelli siz de oralarda atıyorsunuz zeyi öyle ya. Tabii. Daha vardı. He? Ay daha Mart ayının sonunda. Daha var vaktine. Herhalde etme. Ramazanımız geldi ha. 5 gün varım da. Bugün işte Esra ablamla görüştük yine zaten. Görüntüde görüştük. Özgür'le de Ben Özgür gitti babamı gördüm. yanına. He. Nerede gördün? Arımadan. Ha. Kimi görmüş? Babamı. Çeteydi ya. Esra'nın yanındaydı. Esra'nın Evet, yanına ben de onu girdi. söylüyorum. Tamam. Öyle yani. Ne yapayım? Özgür'deydi. Yoruldum yoruldum. Bayağı yorulmuşum da. Halim bile yok inanın ki. Yorgunluğu Çocuğun oluyor yavrum. onun Yorgunluğu ayağı mı oluyor. kırılmış? Her şey parayla Anne. dönüyor. Şeye de bozuldum. Bu arabayı verdiğimiz kişiye de bozuldum. Biraz önce hatta çekiştik biraz şeyden. Niye? Çekişme değil de ben biraz kızdım. Ne? Arabayı verdik vereli ruhsatın hala üzerimde duruyor. Benim üstüme duruyor ruhsatı. Aa. Bak şimdi öyle değil neyse. Ruhsat üstüme duruyor. O adam da tutmuş bir sürü ceza yedi üstüne. Üstüne katladı katladı sürekli trafik cezaları yiyor. Işıkta geçmiş yok şeyde geçmiş bana bilgiler geliyor. Araba hala üstümüzde olduğu için. Versene. Bana bilgileri geliyor. Ve güvenemiyoruz ki adama. Adam şimdi bir 2,5 kaldıydı zaten vereceği. Alacağım. Sonunda adam tutmuş başkasına vermiş arabayı. Arabayı bende üzerimde el değiştiriyor. O ona veriyor ona veriyor. İtitine yani kuyruğuna sanki buyururcasına. Ben de diyorum ki gelin de şu arabanın bir an önce ruhsatını alın. Bir şey olsa beni bulurlar. Sizi bulmayacak sonuçta yani. Evet. Sizin rahatlığınız şeyden yana tabii. Bunlar niye rahatlar? Üzerinde değil çünkü bir şey Evet. olsa o adam arabayı çarpsa Sen ne arabaya bir yaptın? şey olmayacak. Verdiğimiz El beni kişi. bulacak yani. Sahibi kim? Anneye Ruhsat satışı kime soracağım. ait? Direkt ceza bile kapıya bir yere çekse arabayı olmadık yere otopark işte olmadan yere. Diyor ki beni arıyor adam arabanızı kaldırın. Niye? Kimin üstüne bu? Araba onun üstünde değil ki. Senin kocanı da kapat. Onunla alakası yok da şey olarak diyorum. O ona sıcak bir davrandı evet. Demek O istiyorum ki biraz ona keşke vermeyeydi vermeseydi iyiydi. demeydi. Ona da sıcak davranıyor birazcık karşı Evet. tarafa. Evet. Hani iyi niyetli davranıyor adam. Anne. Her dediğine inanıyor. Bu hafta Dur. geleceğim. Gelecek hafta Dur. geleceğim. Adam o kadar akıllı ki. Ha. Çok sinirlendim biraz önce zaten. Evet. Adam akıllı tabii. Niye ki? Parasını alamamış karşı taraftan. Verdiği Ha. kişiden alamadığı için satışçı vermek istemiyor. Ha. İşte İyi bu. yani ben burada bekliyorum. Sen onları alana kadar ben seni daha beklerim. En sonunda bayağı bir çıkıştık. Hatta bayağı bir konuştuk. Ondan sonra işte şöyle olur böyle olur. Sen bana öyle olur böyle olur diye bir olay yok yani. Sen bana beni ilgilendirmez senin alacağın kimseden ki. Sen benim 2,5'ü getir cezamı da ödersin. O yaptığı cezaları da ödersin. Evet. Gelirsin üstümden ruhsatını da alırsın. Ben de rahatlarım. Beni şu anda tedirgin etmezsin. Siz Tamam. arabayı nereye çekseniz bile dedim kaç kere beni trafik polisi aradı. Hayır. Çektiğiniz yerden arabanızı kaldırın diyor. Araba bende mi? Bende değil. Neredeymiş? Bende değil. İstanbul'da mı Yok be, kime araba? verdi ben de bilmiyorum da. Ben şu an adamın yanındayım. İşte konuşayım diyor Aziz Alçayış Hanım. Ben şu anda onu Ay konuşuyordum ay. zaten dedi. Dedik Cuma'ya kadar geldin geldin. Gelmedin arabayı tutturacağım. Yapacak bir şeyim yok yani. Ne yapabilirim? Beni altına götüreceğine. Sen şu anda rahatsın. Evet. Ne de olsa ruhsat sende değil. Tabii. Bu adam adam öldürse kim bulacaklar? Beni bulacaklar. Tabii. Çünkü arabanın sahibi kim? Kime Anladım. Sizi verdiniz? boklatmışız. Öyle Anladım. diyor. Neyse düzelir anne düzelir. Hepsi Anne. düzelir. Biraz sinirlendim işte Anne bayağı bir. yani bak. Biraz değil Şimdi bayağı bir sinirlendim. kuralını Alır arabayı geçtiğinde hep kaçar gider. Bu da var. trafik polisi Ben diyorum ki benim üstümden her alın ya. Ne yakalıyor mu yapıyorsanız her yapın arkadaş. Ben bir şey suçlarında? istemiyorum. Benim üzerimden şu ruhsat alın. Alın yani. Arabayı kim al gezdiriyse alsın üstüne. Beni Versene ilgilendirir kocağım mi? verse ya. Nasıl veriyor? Özgür'de mi anne? Sen de.
Özgür değil mi? Benim üstümde ya. Götürsün sen o Herfi yanına. Herfi yanına değil. Ben konuştum konuşacağımı. Cumaya kadar. Anne ya. Ben ona bir söylerim. Bırakır. Ben ne yapacağımı biliyorum ona. Ne bileyim. İnsanları daha tanıyamıyorum. Gerçekten tanıyamıyorum. Tanımıyorum. Ama aslında ben de tanımıştım da. Özgür tanıyamamış. Bir insanın yapısından anlarsınız yani. Bu adamdan alacağınızı alamayacağınızı bilirsiniz. Tabii. Ben anladım. O arkadaşı onun. Evet. O anlayamadı. Evet. Ben o adamı çözdüm. Bana sorsaydı ben o adamı asla adamın gözünden belli olurdu. Çünkü neden? Adamın vermeyeceğini. Ben zaten biliyordum ki uzatacağını bu işin bu kadar. Ben söylüyorum, ben deniyorum. Tamam kızım, az susar mısın? Sinirimi nasıl çıkartıyorum öyle yani. Ben? Öyle. Onlardan sinirimi nasıl çıkartıyorum neyse. Anne? Neyse yani, halledeceğim Allah'a izin. Ben ondan sinirimi çıkartmayacağım. Öyle işte, ablam dayağının alçasını dediğim gibi birini aldırmış zaten. Akıntı ayakta şey olmuş, sorun var. Akıntı mı? Şey olmuş, intihaplandı mı? Ne olduysa o ameliyat bölge akmaya başlamış. Neye? Bugün hasta çıkaracakmış, bilemiyorum, çıkaramamış. Eşi bir şeymiştir. Ya bir şey var işte için işte. Yemeden yana bir şey demedi herhalde, bilemiyorum da. Bugünlük çıkarmayacağını söylemiş. Bakalım yarın ne durumda? Yarın gelinin yanına mı gelmiş? Öyleydi. Benim bildiğim öyleydi, bilemiyorum. Şimdi neye karar verdim sormadım daha. Ben o adamdan sinirimi çıkartıyorum. Bizim evimize gelse ben onu dartamam bile. Bile bile sinirimi çıkartıyorum. Yavrum halin olsa kaldır diyeceğim de yok. Ablam biraz bir iki kişiye zor kaldırır gibi görüyorum. Tabii ana. Maşallahımız var kilo olarak. Ne yapalım, yapacağız elimizden geleni yapacağız. Evet. Sizin yapacağınız iş değil. Emine seni kaldıramıyordu yerden düştüğünde, seni kaldırmıyordu. Belime bir şey olacak diye. Emine. Kimi yazmış ya? Emine demiş. Emine. Eminem efamlı arkadaşlar. Evet tabii. Böyle biri yazmış efamlı. Ablama da. Evet. Emine efamlı, Emine bir yerime bir şey olur diyerek. Şuradan adama düşeni zor alayı yerden kaldırmaydı. Acık bir şey ben bir şey kaldırasım gelmiydi. Ağır şey ablama da çekiyordu, bir lavandolya sürmek istemiyor. Bir yerime bir şey olacak diye. Sürmek istemiyorum işte. Ben kaç kere kadıncağız yerde kaldı, benim ağırlığımla kaldırdım. Evet. Allah göstermesin. Allah kimsenin başına vermesin. Amin. Onun durumu da yani zor. Kötü. Allah yardımcısı olsun. Acaba bir yatakta kalmak kolay mı? Bunu kim baktı? Dün akşam Baran herhalde kaldı, bilemiyorum. O torunu kaldı. İki günde bu kaldı. Yok, bir gece. Ondan sonra işte Barasını hallettiler yani. Evet. Bakalım gelecek. İnşallah. Vergi şeyle uğraşıyor işte. Serhan'da ne yapsın çocuğun uğraşıyor. Allah inşallah büyük, Allah bir Allah rızık herkese verir. Yardımcı herkese, olsun, herkese yardımcı olsun. Kolay değil o yatakta kalıp da. Tabii Allah yatağa yatak kimseyi düşünmesin. Hastası olmasın. Düşünmesin. Hiç kimse. En evet, korktuğum gırık çıkık. Hep bunlardan korkarım. Çığ evet. Olsa bundan iyiydi. Çıksa en azından yerine getirip bir şey yapıyorlar. Ama kırık daha kötü. Kırık kötü. Evet. Allah göstermesin. Buna balık sarıyordu bazen. Yok doktor. Anne önce bir doktorun işten hallolsun da sonra şeyine bakar yani. Evet. Neyse biraz Emine'm konuşsun. Ben eve gideyim daha sonra. Anne ben uzun şey yapmayayım kızım. 6'ya geçti. Kız gelsin. Melek gel. Böyle bir uyku haline düştüm. Hayır mesela. Kız. Annen gelsin. Bir de böyle işte moraller biraz şey olunca. Çocuğumun şeyinden ayrılmayın. Size yalvarıyorum. Ben de size konuş. Kızıma borcu yok. Ben de konuşayım. Anne ben de konuşayım. Ben. Onun şeyinden ayrılmayın. Anne. Ay yavrum. Artık kalabilir miyiz? Tamam. Cenab-ı Allah. Tamam. Öyle dönmüyor öyle. Ben yapacağım, bırak. Bırak kızım. Dere beyesin. Çok görsün. Çoluma çürme. Ben hiç görmedim. Allah'ım. Ben bir gün müydüm. Yemeği cümlemize de. Hadi yavrum haydin siz. Haydi iyi akşamlar. İyi akşamlar. Sağ ol yavrum, Allah ağzına sağlık. İyi akşamlar. Şarkı mı söyleyeceğim? Önce bir sohbetini et, sonra şarkı gidelim. Nasılsın? Gidelim. İyi misiniz? Kendinize iyi bakarsınız inşallah. Bu aralar havalar da güzel. İçeriler tabii soğuk olduğu için fazla oturulmuyor. Nasılsınız? Sizi görmeyeli de özledik yani. Siz de inşallah bizi özlediniz. Şarkılarımı da özlemiştirsiniz. Size yeni şarkı söyleyeceğim bugün. Yeni besteledim. Geçenlerde telefonda... Yeni öğrenmiş. Yeni öğrendim. İbrahim Tatlıses'ten söyleyeceğim size. İnşallah beğenirsiniz. Yani sizin beğeninize sunuyorum yani. İnşallah beğenirsiniz. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Biz de iyiyiz. Evdeyiz hep böyle. Oturuyoruz annemle beraber. Az önce de yemek yaptım işte. Dibleğe yaptım. O çok hoşuma gidiyor benim de dibleğe yemesi. Pancar çorbası, dible, bunlar çok hoşuma gidiyor. Size bir şarkı söyleyeyim ben. İbrahim Tatlıses'ten. Bir film başlarken ben kaderdim sen Hülya. Onlar gibi olamadık. Bir yıldız kaydı.
onlar gibi olamadık. Bir yıldız kaydı, bir yıldız kaydı gökten. Kalbimi söktü kökten. Her şey tersine döndü. Davacıyım felekten. Kurşun yedim yürekten. Bir yıldız kaydı gökten. Her kalbimi söktü kökten. Her şey tersine döndü. Davacıyım felekten. Kurşun yedim yürekten. Şimdi bitti filmin sonu. Anlamadım konu neydi. Bırak şimdi onu bunu. Bir yıldız kaydı. Bir yıldız kaydı gökten. Kalbimi söktü gökten. Her şey tersine döndü. Davacıyım felekten. Kurşun yedim yürekten. Her şey tersine döndü. Davacıyım felekten. Kurşun yedim yürekten. İnşallah şarkımı beğendiniz. Bir şarkı daha söyleyeyim size. Ama fazla şarkı bilmediğim için söyleyemiyorum. Bu sefer kimden söyleyeyim bilmiyorum ama yine de bir şarkı söyleyeyim size. Çabuk olalım aşkım, her şeyi paylaşalım. Ben kendimi sana adadım. Sevgilim sensiz anlamsızım. Baş yere kadar benim aşkım. Her alemde senindir canım. Nereye istersen sür göle diye. Sensiz ölürüm cennete. Bir ömrüm daha olsa, kollarımda son bulsa, eğer sana kavuşmak varsa, ölmek düğün gibidir bana. Sensizlikten çok korkuyorum. İnan kendimi bilmiyorum. Önce Allah sonra sendin. O bilir nasıl sevdim. Seni seven kalbim sana deli oluyor anlasana. Sana dayanamıyorum. İnan ki sensiz yapamıyorum. İnşallah şarkımı beğendiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Kanalımızda kalın. Güle güle gidin. Kapatalım. Güle güle Allah rahmet. Evet arkadaşlar, size burada iyi akşamlar dileyelim. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. İnşallah Allah kısmet ederse yarına görüşmek üzere. Tatlı ses, güzel bir